Ben bir yabancı ile evliyim diyor. Dini nikahımız yok. Hanım ateist, kendisi de nikah istemiyor. E sen yabancı ile evliyim nasıl diyorsun? Bu soru yanlış bir sorudur. Çünkü dini nikahın yoksa zaten evli değilsin. Ha sen beraberim demek istiyorsun. Peki hanım ateist demek hiçbir şeye inanmıyor Allah'a peygambere. Tamam. Kendi de nikah istemiyor. Zaten onun nikah bağı olmaz ki. O zaten bağsız. O zaman böyle bir efendim kadınla birliktelik diyorum. Evlilik değil bu. Böyle bir kadınla birliktelik zinadır. Bundan doğan çocuk da veledi zinadır. Çünkü Yahudi ile Hristiyanla bile ehli kitapla bile nikah caizdir. Ama ateist olanla hiçbir dine inanmayanla evlenmek caiz değildir. Dolayısıyla evlensen de nikah kadın istese de nikah yapsan da formalite bu İslam'a göre bir akd-i nikah değildir. Dolayısıyla bu zinadır. Acil bu kişinin bu kadından uzaklaşması lazımdır. Ancak o kadın imana gelirse efendim o zaman onunla nikah kıyabilir. Değilse birliktelikleri zinadır ve haramdır. Bununla birlikteliği meşru sayarsa ben evliyim işte beraberiz suyuz buyuz gibi Allah muhafaza iman tehlikeye girer. Çünkü o zaman da bir harama kendisi de helal demiş olduğundan kendisinin de iman tehlikeye girer.